Bu videoda sizinle tek bir kalp atışının zamanlaması üzerine konuşmak istiyorum arkadaşlar. Bundan önceki videolarda sol karıncığın basınç grafiğini çizmiştik. Ve bu çizimlerin hepsi aslında birer taslak olduğundan bu videoda kesin bir çizim yaparak neyin ne kadar sürdüğü konusuna da bir açıklık getirmek istiyorum. Kullanacağım sayılar tahmini değerler. Demek istediğim bunların tam değerler olmadıklarını bilmeniz gerek. Kalbin ne kadar hızlı ya da yavaş atacağını etki eden bir sürü şey var ama bize zamanlamanın nasıl olacağı konusunda bir fikir verebileceklerini düşünüyorum. Evet, başlayalım mı? Sol karıncığın basıncı başlangıçta düşük oluyordu. Bunun yaklaşık olarak 50 milimetre civa olduğunu düşünelim. Tamam mı? Ya da kolay olması için 10 diyeceğim. Kasılma başladığında mesela bu anda başlıyor olsun. Evet, kasılma düşük bir basınçla başlayacak. 10 milimetre civa demiştik. Sol karıncığın kasılması başlamadan hemen önce atriyal sistol olduğunu da hatırlıyorsunuz, değil mi? Bu basınçta bir atlama yapıyordu. Daha doğrusu tümseye benzeyen bir şeklin ortaya çıkmasını sağlıyordu. Basınç kısa bir süreliğine yükselip sonra hemen olduğu yere geri iniyordu. Sebebinin kulakçığın kasılması olduğunu bir kere daha tekrar edelim. Bundan önce de işte tam bu noktaya gelene kadar basınç yavaş yavaş yükseliyordu. Evet, sol karıncığın basıncı ile ilgili ilk aşamada söyleyeceğim şeyler bunlar. Önce yavaşça yükseliyor, sonra da tümseye benzeyen bu hareketi yapıyor. Bu noktadan çok daha yüksek bir noktaya gitmemiz lazım. Evet, karıncık kasıldığında basınç da müthiş bir zıplama yapacak. Yükseleceği değerin 80 milimetre civa olduğunu düşünelim ve bu yükseliş çok da uzun sürmeyecek. 0,05 saniye gibi çok ama çok kısa bir süreden bahsediyorum. Bakın, bu şekilde çok hızlı bir şekilde yükselmesi sıradaki adım oluyor. Tıpkı bir roket gibi havaya fırladı. Ve şimdi de şu iki noktaya değinmek istiyorum. A ve B noktası. Evet. A ve B noktaları arasında ne oluyor dersiniz? A'da mitral kapak kapanıyordu. Not ediyorum, mitral kapandı. B'deki büyük olay ise aort kapağının açılması. Bunu da not edelim, aort açıldı. Aort yazdığımda aort kapağını kastettiğimi aklınızdan çıkarmayın lütfen. Zaten aort bir damar olduğundan hiçbir zaman kapalı olamaz, öyle değil mi? Evet, bu noktada aort kapağı açılıyor. Peki bu iki nokta arasında ne oluyor? Mitral kapağın kapanmasından aort kapağının açılmasına kadar geçen bu sürede iki kapısı olan ve kapılarının ikisi de kapalı olan bir odayı gözünüzün önüne getirin. Evet, bu kırmızı çizgi boyunca başka hiçbir şey olmuyor ve burası için özel bir isim kullanıyoruz. Özel bir isim. Aynı anda kasılma olduğunu bildiğimize göre, evet şu anda sol karıncık kasıldığı için ne yapıyorum? Buraya kasılma yazıyorum. Kapıların ikisi de kapalı olduğundan kanın gidebileceği herhangi bir yer yok, öyle değil mi? Başka bir deyişle kanın hacmi sabit kalacak. Tıp diliyle söylersek bu evreye izovolümetrik kasılma deniyor. İzovolümetrik kasılma. İzo aynı. Volüm de hacim anlamına geliyor. İzovolümetrik kasılmada sol karıncık kasılırken kan hacmi de değişmiyor. Yani anlaştık mı? Evet. Havalı bir kelime olsa da aslında anlamı son derece basit, öyle değil mi? Bu noktada kan aorta doğru ilerlemeye başlayacak. Basınç da bu esnada çok yüksek. Kanın aorta ilerlemesi biraz zaman alacak. Aslına bakarsanız saniyenin dörtte birinden bahsediyoruz ama sonuç olarak basınç 100 milimetre civa gibi bir değere eşdeğer olacak. Bu kan basıncının en yüksek değeri değil. En yüksek değere yaklaşık olarak 120 milimetre civada ulaşacağız. Bu noktada 120 sayısı size tanıdık gelmiş olabilir. Evet, doğru. Doktor tansiyonunuzu ölçtüğünde eğer dijital bir cihaz kullanıyorsa üzerinde yaklaşık olarak 120 gibi bir değer okunur. Genel olarak tansiyon 120'ye 80 olarak ölçülür. Bu ölçüm grafiği tamamlamada yardımcı oluyor aslında. 120'ye kadar yükselmesi gerektiğini biliyorum böylece, değil mi? Bunu tabii 12'ye 8 diye de duyarsınız tansiyon ölçüldüğünde ama işte o 120'ye 80.
Bunu da tansiyonumun genellikle 120'ye 80 olmasından yola çıkarak söylüyorum. Sonra yine bu değere inecek buraya. 100 milimetre cıva diyelim. Ne de olsa aort kapağı bir noktada kapanacak değil mi arkadaşlar? Size dikrotik çentikten bahsetmiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şu kısmı da sarıya boyayayım. Sarı renk kanın aorta doğru ilerlemeye başlamasını temsil etsin. Ve yine önemli bir noktaya geliyoruz. C olarak adlandırıyorum ve not ediyorum. Aort kapandı. Yine buradaki aort damar olan aort değil. Yerim çok olmadığı için uzun uzun aort kapağı yazmıyorum. O yüzden aort diyorum. Bu noktada aort kapağı, tamam artık kapanmam lazım çünkü basıncın yönü değişti diyor kendi kendine. Ve sol karıncığın basıncı da azalmaya başlıyor. Düşecek, düşecek ve bu düşüş yaklaşık olarak 0,15 saniye sürecek. Buraya bir işaret koyayım ki çizmem kolay olsun. Evet, bu noktaya kadar düşecek, düşecek. Peki neden özellikle bu noktayı seçtim dersiniz? Bu noktada ne oluyordu? Mitral kapak açılıyordu, öyle değil mi? Mitral açıldı yazalım. Tam da bu noktadan sonra basınç düşmeye devam edecek. Düşecek, düşecek ve başladığımız noktaya geri dönecek. Böyle olmazsa kalp sıradaki atış için hazır olamaz. Evet, kan dolarken bu noktaya kadar azıcık yükselecek ve başladığımız yere geri gelmiş olacağız. Buradaki üçüncü segment ise, bunu da yeşille işaretleyeyim, aort kapağı kapalıdır, mitral kapak ise henüz açılmamıştır. Başka bir deyişle kanın yine gidecek bir yeri yok ve sol karıncıkta sıkışmış durumda. Kanın burada sıkıştığı ve sol karıncığın gevşediği bu evreye de özel bir isim verildiğini tahmin etmişsinizdir. Önce gevşeme yazıyorum. İlk kelime ise yine izovolümetrik olacak. Evet, ne oluyor? İzovolümetrik gevşeme. Kanın gidecek bir yeri yok. Hacmi aynı ama bu defa sol karıncık gevşiyor. Son kısmı da maviyle işaretleyeyim. Burada kan yavaş yavaş sol kulakçığa dolmaya başlıyor. Bu esnada mitral kapak açık olduğundan kan sol karıncığa da geliyor. Evet, önemli olan 4 segment bunlar. Peki ya bu diye düşünüyorsanız, evet herhangi bir renkle işaretlemediğim bu kısımdan bahsediyorum. Bunun yerine bir bakalım. Burası 0,2 saniye sürüyor diyeceğim. Burasını da aynı olması için 1,2 olarak belirliyorum. Basınç artacak. Burada da atrial sistol olsun. Evet, farklı bölümler halinde çizmek yerine böyle çizdim. Devamlılık da sağlamak için iyi oldu. Böylece aynı olduklarını da anlamış olacaksınız. Kalp bir sonraki atım için hazırlanıyor ama zamanlama açısından düşünecek olursak bunların aynı segmentler olduklarını görüyorsunuz, değil mi? Bölümleri ayırırsam bu kısım 0,05 saniye sürüyor. 0,05 saniye. Burası ise yaklaşık olarak 0,25 saniye olacak. Yani saniyenin dörtte biri. Bunu da yazdık. Bu segment ise yaklaşık 0,15 saniye. Bu arada bu sayıların çok da önemli olmadığını ve asıl önemli olanın segmentlerin sürelerinin birbirinin aynısı olmadığını anlamanız olduğunu bir kere daha söyleyeyim. Gevşeme normalde bundan daha uzun sürüyor, tamam mı? Mavi ile işaretlediğim son segment ise en uzun segment. Yaklaşık olarak 0,55 saniye sürüyor. Tüm bunları topladığımızda ise 1 saniye elde etmemiz lazım. Nabzın dakikada 60 olduğunu, yani kalbin her 1 saniyede bir defa attığını hatırlıyorsunuz, değil mi? Herkesin nabzının aynı olmadığını, yani bunun ille de 60 olmayacağını da ekleyeyim. Bu video için nabzın 60 olduğu varsayımından yola çıktık. Ama farklı nabızlar için bu sayılar da birbirinden biraz farklı olacaktır. Anlaştık mı? Size ilginç bir noktadan daha bahsetmek istiyorum. Bu grafiği inceleyip de nerenin sistol, nerenin diyastol olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bu iki segment toplarsak sistol oluyor. Geri kalan kısım ise diyastol. Bu noktada diyastolün zamanın 2 bölü 3'ü olduğundan, sistolün de 1 bölü 3'ü olduğundan bahsettiğimizi de hatırlayacaksınız. Doğru olduğunu burada da görebilirsiniz. Bir de her zaman kafamın karışmasına sebep olan bu segmentten bahsedeyim. İşte şu kısmı söylüyorum. Bunun neden sistole dahil olmadığını hep merak ederdim. Bu segmentin de bu kocaman tümseyin hatta tepenin bir parçası olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Ama bu esnada sol karıncığın gevşiyor olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Diyastol, sol karıncığın gevşemesiyle alakalıydı, öyle değil mi?
ve burada da gevşeme söz konusu olduğundan her ne kadar bu tepenin bir parçası olsa da bu segmentin diastole dahil olması kadar mantıklı bir şey olamaz.